Celal'i bitireceğim ama sensiz. Polis Sarp yok artık. Efendim? Günaydın. Nerelerdesin sen bakayım? Otoparka uğradım, yoktun. Annemin lokantasına geldim. Oh, iyi yapmışsın. Geleyim mi ben de? Ne dersin? Gel. Seni görmek iyi gelir şimdi. Öyle mi? Tamam, geleyim o zaman. Görüşürüz. Sarp! Az kalsın niye aradığımı unutuyordum. Celal baba Sarı Hüsnü'nün işi için bekliyor. Gel buradan beraber gideriz işte. Tamam. Hadi görüşürüz. Oo, Hüsnü Hanım. Benden habersiz kahvaltı mı ediyorsunuz? Barış abine bir çay koy. Tamam. Hadi gel. Annem. Söyle. Uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapalım mı? Yapalım da ne yapalım? Böyle güzel güzel bakalım birbirimize. Aa Sarpcığım. Bunları sen mi yapıyorsun oğlum? Abi vallahi artık kırmıyorum ya. Böyle küçük bir çatlak sana denk geldi yani. Hadi oğlum gel. Gel otur. Sarp, bir şey diyeceğim sana. Söyle anneciğim. Mert komiser var ya. Ne yaptı biliyor musun? Umut'un gömleğini aldı benden. Ne demek bu şimdi? Kan örneğine baktırdı. Polis kayıtlarıyla karşılaştırdı. Bir şey çıktı mı bari? Çıkmadı. Niye kurcalıyor ki? Ona ne? Mert iyi çocuk Sarp. Ne yapsa bana yardım etmek istemiş. Ne fenalık var ki bunda? Seni boş yere umutlandırmış işte. Canı sağ olsun. Biliyor musun o çocukta bir şey var. Ne zaman görsem içim kaynıyor. Günaydın. Günaydın. İyi zahmet ettin. İyi tarafıma denk geldin işte. Ya zaten bütün gece benimle uğraştın. Dinlenseydin biraz. İyiyim ben. Tamam ya, hastaymışım gibi bakma bana. İyiyim ben, bir şeyim yok. He, bir şeyin yok. Daha çatal tutamıyorsun. Ne? Hiç. Dün gece beni çok korkuttun. Bir daha öyle şeyler yapma, olur mu? Seni hiç öyle görmemiştim. Eylem adam çocukluğumu mahvetti. Yani bir anda karşımda görünce ben ne yapacağımı bilemedim. İnanıyorum ben, bulacaksın onu. Bulacağım. Bana yaptıklarını.
hesabını soracağım. Ya sakin ol. Kötü bir şey olmasın. Sana bir şey olmasın. Ailenle ilgili bir şeyler biliyordur belki. Bu ona ilk sorum olacak zaten. Ya müthiş bir şey. Aileni öğreneceksin. Öğreneceğim. Ama sen bu işe karışmayacaksın Eylem. Hayır Mert. Bu işi birlikte çözeceğiz. Olmaz. Gazeteci kızımı bu işe bulaştırmayacağım. Güven bana olur mu? Hadi seni Füsun teyzeye bırakayım. Ben de işlerime bakayım. Sana bu çirkin tel tokalarını yasaklıyorum. Hı? Hala. Anladım. Dikkatli ol. Olur mu? Bana ne? Tamam ya, şaka yaptım. Ne bu ciddiyet? Böyle şakalar istemiyorum. Despot hemşiremiz kızdı. Bakalım sırada ne var? Hadi, al bakalım. Tamam. Daha dikkatli olacağım. Acayip dikkatli olacağım. Güvenliyse gelin mi asansöre? Nedir orada durum? Gelsin. Hoş geldin. Gel biz de kahvaltı ediyorduk gel. Oo abla hoş geldin. Merhaba. Nasılsınız? İyidir sağ ol. Sarp biz gidelim istersen işimiz var. Yok abla, olur mu öyle şey? Ben bir çay koyayım ha. Başka zaman artık. Yok, olmaz öyle başka zaman falan. Yani sonuçta sen bizim için neler yaptın, neleri göze aldın, değil mi Füsun abla? Ne anlatıyorsun oğlum sen yine? Hı? Abi, senden hafıza mı gitti ya? Melek abla seni de, beni de, Füsun ablayı da, Eylem'i de hepimizi ipten aldı yani. Hani o ses kayıt olayları falan. Barış. Oğlum tamam bak işine hadi. Bir dakika bir dakika dur dur. Anlat. Ne oldu dedin? Anneciğim yok bir şey. Sen buna niye bakıyorsun ya? Melek abla gönüllü kaçtı Sarp abiyle. Yani hepimiz onun sayesinde kurtulduk. O yaptı her şeyi. Aferin oğlum. Çok güzel sır tutuyorsun. Bravo. Hadi ya. O öyle miydi? Duyduklarım doğru mu kızım? Gerçekten oldu mu bunlar? Evet. Sarp'ın suçsuz olduğunu biliyordum çünkü. Ona inanıyorum. Ah kızım. Sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepimizi sen kurtarmışsın. İnsan bunu söylemez mi Sarp? Anne,
Bak, kimsenin bilmemesi lazım, tamam mı? Tamam. Evet, Füsun abla, yani artık kapatalım konuyu, sır bu. Lan oğlum, bir ayarın olsun lan, bir ayarın olsun. Müsaadenizle. Kızım, kalsana, otursana, biraz konuşalım. Başka zaman inşallah. Bizim bir işimiz var da. O zaman yeniden geleceksin, olur mu? Söz mü? Söz Füsun teyze. Sakın korkma. Bizden laf çıkmaz. Kimsenin kulağına gitmez bu sır. Evet, bizden asla laf çıkmaz. Sen hiç merak etme abla. Lan oğlum, sen ne şekil birisin, ben seni çözemedim. Bir halt diyorsun, iyi gibi de, değil gibi de, böyle... Eyvallah abi. Güzel oldu değil mi? Annenin aramızın düzelmesi diyorum. Hı? Ha, evet. Bir gün gideyim gerçekten. Söz verdim çünkü. Heyecan mı yaptın sen? Yok canım. Belli belli heyecan yapmışsın. Füsun Hanım öyledir, heyecanlandırır insanı. Ben lokantadayım, kız burada yok. Bekle bekle, illaki gelecek. Evinden daha çok oraya gidiyor o. Tamamdır abi. Kızın her şeyini öğren. Nerede, ne zaman, ne yapıyor bilelim bütün trafiğini. Ona göre yapacağız konuştuğumuz şeyi. Eyvallah, sen nasıl diyorsan. Bu arada baktın mı? Yapmış mı internet haberini? Henüz yapmamış. Ama istese de yapacak, istemese de yapacak. Abi bir dakika. Gözümüz aydın. Kızımız geldi. İzle. Tamamdır, eyvallah. Kimdi lan bu? Kim bu? Ne bileyim. Tipim biri işte. Sen bas. Demek sen Eylem'le berabersin, vay. Aga, bunlar bizi biliyor. Takip etmişler lan bizi. Oğlum, ne oldu sana böyle? Önemli bir şey değil Füsun teyze, düştüm. Görünmez kıza. Geçmiş olsun. Nasıl şimdi? Ağrın falan var mı? Yok yok, ağrı falan kalmadı. Ama sen çalışamazsın şimdi böyle. İzin alamıyor musun? Alacağım. Birkaç gün dinleneceğim. Bak Mert, ben de senin bir annen sayılırım. Gel bizde birkaç gün kal. Böyle alçılı kolla, tek başına çok sıkıntı yaşarsın. Kal tabii, kal. Çok iyi olur. Eyvallah. Halletmem gereken birkaç iş var. Onları halledeyim, öyle konuşuruz.
Tamam, sen işine bak. Ama bekliyorum sonra, tamam? Tamam. Oh, yazık. Teşekkür ederim. Dikkat et, olur mu? Sahap. Söyle Melih. Bulacak mıyız Dalyan'ı abi? Bulacağız. Alacağız mı Esra'nın intikamını? Alacağız, alacağız. Bu sevgi gösterisi mi yapıyor şimdi? Kımıldamazsan bir şey yapmaz. Tamam, tamam hadi. Tamam hadi. Gel kızım. Gel. Otur. Ne diyorsunuz? Yapacak mıyız bu işi? Of, iş arasında iş sardın başımıza Hüsnü. Celal Baba, bu fırsatı kaçırmayalım diyorum. Eninde sonunda yakalayacaksın Alyan'ı. Orası öyle de. Siz ne diyorsunuz? Kârlı görünüyor babam. Bir deneyelim istersen. Yapalım baba, yapalım. Güzel iş. Gidip görüşelim malı elinde tutan adamla. Tamam, o zaman yapıyoruz. Hadi bağlayın şu işi çocuklar. Eyvallah, eyvallah baba. Hayırlısı olur inşallah. Hüsnü. Buyur babam. Kazık atmak yok ona göre. O nasıl laf babam? Abartma alacağın komisyonu, tamam mı? Baş üstüne babam. Sen iyi tanırsın Sarı Hüsnü'yü değil mi? Tanımaz mıyım baba? Evimize girebilen nadir adamlardan. Mustafa'mın kirvesini ben tanıyamıyorum ama. Yaşlandıkça paradan başka bir şey düşünmez olmuş. İneyim, benim adamı çağır. Arabayı getirsin gözüm. Ne oldu? Büyüdüm. Bana mı? Yok. İki iş bitirdin diye götün kalkmasın. Celal babamın tezgahından senin gibi niceleri geldi geçti. Geçmiştir tabii, geçmiştir. Yalnız söyle bakalım, kaçına en has adamım dedi? Hadi gençler.
Geçmiş olsun abi, ne oldu? Oldu be Escobar, oldu bir şeyler. Geçmiş olsun ya. Eyvallah. Nasıl oldu ya? Hemen polisiyeye bağladın işi. Görünmez kaza Sema, sen de sağ ol. Geçmiş olsun. Eyvallah. Harbiden nasıl oldu? Merak ediyorsan söyleyeyim Selim. Düştüm. Senin nazarın değdi galiba. Geleli kaç gün oldu sonuçta? Müdürüm odasında mı? Evet. Keyfi nasıl, izin verir mi? Yani bugün biraz durgun ama bir dene şansını istersen. Geçmiş olsun. Sağ ol. Gel. Müdürüm. Ne oldu koluna? Gel gel gel, otur. Düştüm müdürüm. İki çay getir kızım. Bir iki gün dinlen ya. Böyle gelme işe. Ben de onun için rahatsız etmiştim müdürüm size. Haddimi aşmak istemem ama bir şey sorabilir miyim? Sor. Bir şey canınız sıkın gibi. Biraz öyle, evet. Yani yapabileceğim bir şey var mı, özel değilse tabii buradayım müdürüm. Yok, sağ ol. Çıkabilirsin. Hadi git dinlen biraz. Ekip, birkaç gün yokum. Haber verirsiniz bir şey olursa. Eyvallah. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Eyvallah, kolay gelsin. Ne dersiniz, kahvaltıya gidelim mi? Üf, vallahi olur ha. Sema, sen ne dersin? Ben kahvaltımı ettim, size afiyet olsun. Hadi abi. Neredeyiz? Bunu müdüre verelim. Mert komiser yok mu? Mert komiser izinde. Emre. Hayırdır? Niye sordun Mert'e? Mert komiser bana bir gömlek vermişti müdürüm. Niye? DNA karşılaştırması için. Hangi olay için istedi bunu senden? Özel ilgilendiği bir mesele müdürüm. Elinizdeki dosyalarla ilgili olduğunu sanmıyorum. Allah Allah. Anlat bakayım. Eski bir kayıp çocuk vakası. Füsun Yılmaz diye bir kadının oğlu Umut. Gel bakayım sen. Devam et. Ne buldun? Şimdi şöyle oldu müdürüm. Çocuk 20 sene önce kaybolmuş. Anlat anlat. Annesinin DNA örneğiyle gömlekteki kanı karşılaştırdım. Sonuç peki? Sonuç anneyle uyuşmadı. Gömlekteki kan başka birine ait. Umut'un kanı değil. Test sonuçları bende kalacak. Emredersiniz müdürüm. Sarp. Sana güzel haberlerim olacak. Hüsnü abi, işin düşmese uğramayacaksın mekana. Vallahi kusura bakma ama aynen dediğin gibi Sinan kardeşim.
Geç şöyle, buyur. Evet, hadi işimize bakalım. Oo, Hüsnü Baba. Aynen kendin gibi adamlar getirmişsin. Şipşak işe bağlıyorlar hemen. Öyledir aslan parçaları. Tanıştırayım. Bu arkadaşın adı Sarp. Bu arkadaşın adı Davut. Memnun oldum. Efsaneyle tanışmak da ayrıca memnun etti beni. Namını çok duyduk Davut kardeş. Eyvallah. Şimdi abiler, durum şudur. Köstenceli ölünce mal elimde kaldı. Avrupa'ya bayağı karışık çocuklar. Malı kime verecek, kime güvenecek bilmiyor Sinan kardeşimiz. Bayağı büyük parti. Aynen. Öyle ha deyince elden çıkaracak gibi değil. Çok para bağladım bu işe. Şimdi zordayım. O zaman doğru adrestesin. Eyvallah. Paraya konuşmaya bile değmez. Biz buraya soyulmaya gelmişiz. Gençler, hemen kestirip atmayın. Buluruz bir orta yol. Ben ikna ederim Sinan kardeşimizi. Haber verirsiniz o zaman. Açacaksın onu telefonu. Başka yolun yok. Ne var ne ne? Acil buluşmamız lazım. Umut'la ilgili yeni bilgi var. Geç o işleri sen. Yine aynı telden çalıyorsun. Önce bir dinle. Önemli. Yeni bilgiden bahsediyorum sana. İlgilenmiyorum. Buluşma yerine gel. Onu da geç, onu da. Geleceksin diyorsam geleceksin. Yoksa seni zorla alırım Sarp. Bak gelir bulurum seni ona göre. Tamam geleyim bakayım. Neymiş karın ağrı? Tamam mı? Gördü beni. Güzel. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Aynen, eyvallah. Bitti bu iş. Vazgeçmeyi öğren. Son kez beni bir dinle. Eğer söyleyeceklerim hoşuna gitmezse çeker gidersin. Necip beni kandırıyorsa onu yakarım demiştim. Hatırlıyor musun? Söyleyecek o kadar çok şey var ki. Söyleyemiyorum işte. Baba bildim seni be. Yakıştı mı hiç? Umut. Ne Umut ne? Umut diye diye kullandın beni zaten. Sen var ya sen. Sen Celal gibilerden çok daha tehlikeliymişsin.
yalanların üstünü örtmek için doğruları, gerçekleri kullandın. Necip. Bak, Umut hala yaşıyor olabilir. Yakınlarımızda olabilir. Yeter lan, yeter, yeter. Al bak bakalım, şunlara bir göz at. Adli tıp, Umut'un gömleğiyle annenin DNA'sını karşılaştırmış. Nereden geldi buna baktırmak aklına? Artık yalan yok. Benim değil. Mert'in aklına gelmiş. DNA uyuşmamış. Yani elindeki kağıtlar bize şunu söylüyor Sarp. Umut hayatta olabilir. Biri onu öldü göstermek istemiş. Gömlekteki kan Umut'a ait değil. Öyle diyorsun yani. Biliyorum. Bir gün beni affedeceksin. O gün sana Umut'u getirdiğim gün olacak işte. Evet. Başardın genç. Bravo. Bak sürüyor. Hayati, eğer bir adım daha atacak olursa sık kızın kafasına, hiç düşünme. Tamamdır, ben de. Ya yorma bizi, ver şu silahı. Bak aslanım, sana kötü bir şey yaptım, biliyorum. Ama Umut hala Celal'in elinde. Bu değişmedi.
Gel birlikte bitirelim şu herifi. Ondan sonra bakma bana, tanıma beni. Bundan sonra sana nasıl güveneceğim? Olmaz. Olur. Bak kardeşinle ilgili bir şeyler bulur bulmaz sana geldim. Anlasana, ben de pişmanım. Bilmiyorum müdürüm. Düşünmem lazım. Bak, sana basit bir ortaklık teklif edeceğim. Gel, şu herifi bitirelim. Tamam mıyız? İçeride misin hala? Tamam, dediğin gibi olsun. İçerideyim. Aslanım benim, aslanım. Sadece Umut için. Ondan sonra sen yoluna, ben yoluma. Hedefimiz aynı. Bozulmaz bizim ortaklığımız. İşleri büyütüyoruz yani. Ne demek o? Önceden abi kardeştik. Şimdi ortak olduk, öyle mi? Sen bana güvenmeyeceksin değil mi? Peki, ben sana güvenebilir miyim Sarp? Başka seçeneğin var mı? Ha. Sarı Üstü'yü tanıyorsundur sen. Ha. Celal'in oğlunun kirvesi. Celal'e geldi bir iş için. Elinde büyük mal varmış Köstenceli'den kalan. Teslimat bugün yarın gerçekleşecek. İş bende. Celal'i de getireceğim mal teslimatına. Sen de baskınını yaparsın. Güzel. Benden haber bekle. Seni merak etme. Nabi. Gir sitenin adresini. Yap haberi o dediğimiz. Celal'i yaz oraya. Hayır yapmayacağım. Yapacaksın, yapacaksın. Daha farkında değilsin. Tamam. O zaman sen seç. Nereden başlayayım? Bunu yanına bırakmayacağım orospu çocuğu. Nasıl yapacaksın o dediğin işi? Sakin, sakin. Bak dinle şimdi. Sevgilinin o haberi yapacak. Celal kuduracak. Biz sevgilinin kafasına sıkacağız. Herkes de Celal'den bilecek. Benim hikayem bu. Kardeşim sen kimsin, necisin, ne ayaksın? Bizi başka kimse biliyor mu? Benim bilmem sana da yedi sülalene de yeter. Delisin ha. Daha delirmedim ki. Bekle sen. Bekle. Hayati. Kız işini yapıyor mu? Eğer yapmıyorsa al getir buraya. Getiriyorum abi. Şş, sakin ol. Kalk, yavaş, yavaş. Bırak beni ya. Şş. Bırak beni, çek elini. Yavaş, yürü. Mert! Mert! Eylem. Affet beni olur mu? Geçecek bütün bunlar, korkma. İyiyim ben. Beni merak etme. Ver şunların dersini. Bunların ikisi de deli ha. Kızım sen de yaz şu haberi. Uğraştırma bizi bilgisayarıyla, bok klopsürüyle.
Yazmayacak. Yazacak. Hem de ölümü göze alarak yazacak. Bak şimdi nasıl feda edecek kendini senin için. Mm-hmm.